15'er dakikalık süremiz var ve oturumda ilk konuşmayı Eyle Uğutaş, özür dilerim, Eyle Uğutaş'tan beyefendiyle başlayalım. Değerli misafirler, hoş geldiniz. Kongrenin ana teması kent ve değişim. Değişim genelde olumlu yönde algılanır. Ben değişim biraz da olumsuz yönüne değinerek anlatmaya çalışacağım. Kentler mekansal ayrışma ve güven. Ana tema bu. Değişimin olumsuz yönünün noktasında ifade etmeye çalışacağım burada. Kentsel yaşamın belki de önemli konusudur güven ve güvenlik problemi. Kentsel ayrışmalar normaldir kentsel yaşamla beraber. Heidegger'in bir ifadesi var, Bağdorno noktasında atılmış. Yani kentsel yaşamda artık böyle bir duruma düşüyoruz ki yavaş yavaş güvenlik sitelerin normalleşme süreci. Bu süreç içerisinde güvenlik ihtiyacının, güvenliğin getirdiği tedirginlik durumunun bir tür korku durumuna dönüşmesi, korkunun normalleşme süreci, sosyolojik anlamda normalleşmesi gündeme geliyor bu noktada. Kültürel sermaye, kentsel hayatın belki de vazgeçilmez noktalarından birisidir kültürel sermaye. Kültürel sermaye insanları, insan tekillerini birbirinden ayıran ben ifadesini biz noktasında eritmeye çalışıp bu noktada beraberce sürdürmeye yönelik bir ifade. Kentsel ayrışmalarla beraber kültürel sermayenin değerinde de biraz değişimler gözetmekte, buna da değineceğim. Ancak ana tema şey üzerine, Köksal hocamın kitabı üzerine, siteler üzerine bir kitap. Mahallenin, bu süreçte şunu değerlendirmeye çalışacağım. Mahallenin güven tehlike eden söylemi. Hani şu son zamanlarda sıkça gündeme getirilen mahalle ifadesi, mahallenin işte sosyal kontrol mekanizması olması noktasındaki işleri. Mahallenin işlerinde nasıl bir değişme meydana geldi de güven sitelerin bu yaygınlaşması, normalleşti. Bu süreçte televizyon ve reklamlarda ifade edilmeye çalıştılar. Güvenlikli sitelerde yaşamaya yöneten, telkin etmeye çalışan reklamlar, promosyonlar veya bu şirketlerin insanları bu yönetim hissettiğini anlatmaya çalışacağız. Daha önce de bahsettiğim gibi kentsel ayrışma, kentsel mekanın doğal bir sonucu. Kentsel hayat benzerlik ve farklılıklar içerisinde barındıran bir niteliğe sahip. Aynı zamanda birlikleri ifade ederken, insan birlikteliklerini beslerken farklılıkları, ayrışmaları da beraberinde meydana getiriyor. Kentsel ayrışmalar normal. Ancak 1980'li yıllardan sonra özellikle küresel bazda, dünyada da yaygınlaşan küresel süreçle beraber güvenlik siteler. Güvenlik sitelerin yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Özellikle metropol şehirlerde, işte Kemer Country, Başakşehir gibi mekanlarda güvenlik sitelere yoğunluk artmakta. Güvenlik sitelerin yoğunlaşmaya başlaması 90'lı yıllara beraber daha da arttı ve metropol dışındaki şehirlere de yayılmaya başladı. Yani kenti aslında şu açıdan değerlendirebiliriz. Kentin iki temel metaforu var aslında. Biri kapı, diğeri de kapı ve farklılık aslında. Yani dışlaştırma özelliği de vardır kentin. Kentsel ayrışmalar, işte güvenlikli siteler. Güvenlikli siteler, kentsel hayatın karşısında konumlandırılmış bir düşünce aslında. Bu küresel fenomen de aslında Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladığını söyledim. Konya'da da bu örnekleri var. Bu kitap aslında Konya'daki örnekler üzerinde değinmiş. Özellikle müsait konakları ve Beyzade evleri üzerine. Bu evlerin nasıl burada oturan 35 kişiyle derinlemesine mülakat yapılmış. İnsanlar aslında çok farklı çevrelerden gelmişler. Ama ortak bir paydada buluşmuşlar. Güvenlik sitelerinin o alanı içerisinde bulunmuşlar. Güvenlik sitelerin, hocanın tezi burada, güvenlik sitelerin bir ötekileştirmeye, bir ayrışmaya sebebiyet verdiğini. Bunların temel faktörleri var. Birincisi özellikle yeni neoliberal ekonomilerle işte insanların refah seviyesindeki artış, bu artışla beraber bir statü elde edilme, bir mekansal anlamda bir ayrıcalık elde edilme isteği. İkincisi ciddi anlamda bir güvensizlik problemi var, bir güven sorunu var. bunu gidermeye çalışmak. Üçüncüsü ise bir kültürel sermaye bağlamında yeni bir çevre edinme. Bu çevre edinmede insanlar farklılıklar istiyorlar, arıyorlar. Modern insanlar kendilerini, kendi dışındaki herkesi, belki bu biraz daha uç bir ifade olabilir, kendi dışındaki insanı bir öteki olarak görüyor. Yani bir her an tehlikenin gelebileceği bir insan olarak veya bir varlık olarak değerlendiriyor. Güvenlik listeleri de besleyen, güvenlik listelerin inşa edilmesini veya yayılmasını da besleyen bir durum aslında. Güven problemine biraz değinmek istiyorum ben. Güven, insan birliklerini mümkün kılan, insanları bir arada tutan temel etken aslında. Güvensiz bir toplumdan, güvensiz insan birliklerinden bahsedemeyiz. Ahmet İnam, güvensizlik insanların ihtiyaçlarından, insanın yetersizliğinden doğan bir şeydir der. Aynı şekilde Giddens'in ifade ettiği bir ontolojik güven söylemi vardır. Ontolojik güvende bizler bilmediğimiz veya çok iyi bildiğimiz şeylere güveniriz. Bilmediğimiz şeylerden korkarız veya güveniriz. Şu örneği veriyor aslında. Bugün hepimiz asansör, işte dairelere, apartmanlara gittiğimiz zaman veya asansörü kullandığımız zaman asansör halatının kopma ihtimalini biliyoruz. Bu ihtimali bildiğimiz halde asansöre biniyoruz ama. Bu aslında buradaki temelde bir ontolojik güven var. Kültürel sermayenin de beslediği bir şey, kültürel kodların da beslediği bir şey. Yani o halatın kopma ihtimali bizim asansöre binmemizi engellemiyor aslında. Burada da o halatı yapan, o asansörü inşa eden, üreten uzmanlara güven var aslında, güven besliyoruz onları. Veya yolda gittiğimiz zaman tanımadığımız bir insanın bize çelme takma ihtimali var ama biz bunun yapmayacağını bildiğimiz için güvenli bir şekilde hareket edebiliyoruz. Aynı şekilde şeyden bahsedilir. Dediğim gibi bilgi eksikliğinden kaynaklanır bu güvenlik problemi. Teknolojiye duyulan güvenin temel etkeni de bu aslında. Teknoloji çok fazla bilmediğimizden bunu yapan uzmanlara bu noktada güveniyoruz biz. Risk toplumundayız aslında. Risklerin çok fazla arttığı, geliştiği bir toplumda yaşıyoruz biz. Riskin fazla olduğu yerde de korkunun normalleşmesi sosyolojik anlamda muhtemel. Korkunun normalleşmesi süreci de sürekli bir güvenlik tedbiri içerisinde bulunmamız gerekli bu noktada. Habire güvenlik elemanları almaya çalışıyoruz, güvenlik inşa etmeye çalışıyoruz. Kameralar, Foucault'un tabiriyle işte hapishaneleri üretmeye çalışıyoruz bu noktada. Yani yasak mekanlar diye bahsedilir Bauman güvenlik listelerinden. Yasak mekanlar insanları biz ötekileştiren, dışlaştıran yerlerdir diye bahsedilir. Bu da aslında bir noktada bir güvenlik miti meydana getiriyor. Güvenlik miti, güvenliğin olmadığı, güvenlik söyleminin aslında üretildiği bir tür simülasyon durumu. Yani olmayan şey üzerinden bir tedbir alma durumu söz konusu. Ve bunun üzerinden bir güvenlik sektörü inşa edilmeye çalışılıyor. Yani bu da aslında küresel anlamda nasıl söylenebilir? Güvenlik paranoyası veya tüketim ideolojisi meydana getirebilir. Pek farklı, çok farklı durumlar oluşturabilir. Ötekine daha önce bahsettiğimiz gibi, ötekine duyulan itimatsızlık veya ötekine duyulan bir noktada güven, bilinmesiyle ilgili aslında bilişsel bir durumdur. Zizek bunu şu şekilde ifade ediyor. Ötekine duyulan itimatsızlık, ötekiye atfedilen muammada gizlidir. Güvenlik listelerin aslında kendisini, kent hayatını bir muamma olarak görüyor. Yani suçlar meydana geldiği, hırsızlığın, adam öldürmenin, kaçakçılığın, her türlü kötülüğün dolaştığı konular, mekanlar olarak adlandırmakta. Özellikle bu süreçte güvenlik listelerinin oluşturulması sürecinde yapılan reklamlar çok kayda değer, ciddi analizler gerektiriyor aslında. Kemal Pantrim'in inşasında şöyle bir cümle kullanılıyor işte. Slogan şu ifade. İstanbul'a yakın olması Kemer Country için önemli bir sorundur. Bir taraftan bir avantaj olabilecekken diğer taraftan da tehlikeli bir konum haline alabilir. Kemer Country şehirden gelebilecek herhangi bir istila olasılığına karşı korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Yani bu ifadelerden şehrin karşısına konumlandırılmış bir site anlayışı, bir yaşam alanı anlayışı var. Bu hocanın kitabında ifade etmeye çalıştığı şey, bu sitelerin aslında ütopik birer proje olduğu, yani gerçeğe dokunmadan yaşamanın örnekleridir bunlar. Gerçeğe dokunmadan yaşanıyor çünkü bugün hiçbir aile dışarıda hani çocuğunu dışarıda bırakıp da serbest bir şekilde hareket etmesine, dolaşmasına işte sürekli bir kontrol etmek ister. Yani çocuğun nereye gitmek istediğini bilmek ister. Ama güvenli siteler içerisinde yaşandığı zaman rahat bir şekilde bırakabiliyorlar, istediklerini yapabiliyorlar. Ama kent hayatıyla güvenlikli siteler arasındaki o problem şurada, kent hayatı bir noktada gerçekliğe dokunan bir şey. Yani iyisiyle kötüsüyle gerçek. Ama güvenlikli siteler bir noktada idealize edilmiş yerler. Ha şunu mekana da dokunarak anlatmaya çalışıyor. Mekanlar, hocanın şurada ifadesi var, mekanlar insanları şekillendirirken aynı zamanda mekanlar tarafından da şekilleniyor insanlar. Yani mekanlarla kendimizi ifade ederiz. Mekanlarla veya yaşadığımız şehirle, yaşadığımız mahalleyle kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Bugün zaten mahalle diye ifade edilen çok da belki büyük oranda dönüşüme uğramıştır ama tamamen de bitmemiştir. Mekanların dili vardır. Mekanlar bir şeyler söyler, ifade etmeye çalışır. Bazen haykırmaya çalışır. Çeşitlilik, farklılık, pek çok bir aradalığı içerisinde barındıran yerler. Ancak stabil hayatlar, güvenlikli siteler bir noktada aynılaşmayı, ötekileştirmeyi, şehre karşı ötekileştirmeyi beslediği gibi aynılaştırmayı da besleyen bir şey. Aynı site içerisinde bulunan insanların aynı yaşam tarzına sahip, aynı ortamı paylaşmak bir noktada benzeştirmeye çalışıyor burada. Kitap özellikle şeyden bahsetmiş. Konya'ya değinmesinin sebebi de şu. Metropoller, genellikle araştırmalar metropol şehirler üzerinden yapılmış. İstanbul'da genellikle yapılan araştırmalar. Ama Konya işte mega kent veya metropol kentin biraz daha dışında kültürel sermayenin kodlarının daha aktif bir halde olduğu bir yer olduğu için bunu da araştırmış. Araştırmasındaki sebep güvenlikli siteler yayılmaya başlıyor artık. Yani sadece metropol şehirlerde değil, aynı zamanda hayatımızın her alanında. Bugün mahallelere baktığımız zaman veya normal site hayatına baktığımız zaman artık güvenliğin olmadığı yerden bahsedemiyoruz. Peki bu nasıl bir durum? Güvenlikli siteler, şurada bir tavsiyesi var aslında, anlatmaya çalıştı. Kent karşıtı söylem üzerinde üretilmesinden ziyade güvenlikli sitelerin, orada yaşayan insanların, madem böyle idealize edilmeye çalışılan bir hayat var, kötülüklerden sakınmak, işte uzaklaşmak, hayatın düzeltilmesine yönelik veya bunun sadece belli kesimler için yapılması değil, belli statü gruplarına dahil edilmesi değil, bir grubun ön plana alınıp ötekinin işte göz ardı edilmesi şeklinde değil de tamamen bir topluma yayma. Bu güvenlik endişesini, güvenlik korkusunu bertaraf edecek bir toplumsal sermayenin inşa edilmesinden bahseder. Yani bu mümkün aslında. Tamamen dışarıda yer almış bir güvenlik sistem anlayışı değil. Bütün toplumu, bütün insanları veya bütün mahalleyi veya bütün kenti, bütün ülkeyi kapsayacak bir arada yaşama modeli geliştirilebilir. Güvenlikli siteler bu noktada yani korkunun normalleşmesi çok patolojik bir durumda aslında. Yani bu noktada güvenlikli sitelerin tamamen şu dönüşüme uğrayabilir. Ya kente karşı kendisini konumlandıracak, yani kenti dışarıda tutan, dışlayan, kenti öteki olarak gören, ya da kent içerisinde harmonize olup kente de bunu uyarlayabilecek, yani güvenliğin yayılmasını sağlayabilecek bir mekanizmanın geliştirilmesi mümkün olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eyler Bey'e teşekkür ediyoruz. Hasan Bey'e devam edelim. 15 dakika değil mi? Evet. Benim konum toplumsal sürdürülebilir bağlamında kentsel ayrışma, balkon siteleri ve sivil lojmanlar. Hemen hemen aynı şeyleri söyleyeceğiz zannediyorum. Ben biraz yazdığım metinden okuyacağım. Daha çok şey anlatabilmek için uzunca bir metnim var. Sürdürülebilirlik kavramına önce bakalım. İlhan Tekeli'ye göre sürdürülebilirlik kavramı ilk kez 1977'de Deniz Pragesi Sürdürülebilir Toplum adlı kitabında gündeme geldi. Ancak kavramın tüm dünya tarafından kabul görülüp konuma gelmesi uluslararası boyutta üzerinde her türlü düzey tartışmanın yapıldığı çevre sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 1987'de Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu yayınladığı raporda gerçekleşir. İlk olarak ekonomik sahipler için kullanılmış sürdürülebilirlik kavramı, daha sonra kentler içinden çıkılması hale gelmeye başlayınca aynı kavram kentsel düzeyde ele alınmaya başlamıştır. Kentsel kalkınma ile sürdürülebilirlik kavramı şu şekilde ilişkilendirilmektedir. Kentler aşırı derecede kaynak kullanılan ve yüksek enerji tüketimine sahip yerleşim birimleridir. Büyüme biçimleri yüzeyde geniş alanlara yayılma eğilimindedir. Bu eğilimler devam ederse gelecekte kentlerin yerleşim birimi olarak devamlılığı önemli ölçüde zorlaşacaktır. Bu bağlamda 21. yüzyılda kentlerin devamlılığını sağlaması için ortaya attığı en önemli yaklaşımların bir tanesi sürdürülebilirliktir. İlhan Tekeli sürdürülebilirlik ile ahlak arasında doğrudan bir ilişki kurar ve şöyle der. Sürdürülebilirlik çevre hareketi içerisinde ortaya çıkan, oldukça yaygın kabul gören ve içeriği siyasal süreç içinde sürekli olarak yeniden belirlenmeye çalışan bir ahlak ilkesidir. Kentsel ayrışmanın ortadan kaldırdığı şehrin unsurlarına şimdi ben değineceğim kısaca. Ejder Bey mahalleye değindi. Bizim Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet şehir geleneği, Cumhuriyet ilk dönem şehir geleneği en önemli çözüm noktalarından birisi mahalledir. Mahalleye bir göz atalım. Son zamanlarda biliyorsunuz mahalle çok dile getiriliyor. Niçin? Nostaljik bir söylem olarak dile getirilmekte mahalle. İnsanların bir özlem olarak dile getirdikleri mahalle, bugün özlem duyulan bazı fonksiyonları geçmişte yerine getirmiş olduğu için değer kazanmıştır. Osmanlı şehir deneyiminin en büyük çözüm noktalarının olan mahalle, yalnız bir idari kategori değil, bir kültürel yapı, cemaat oluşumunu da ifade etmektedir. Türk Dil Kurumu mahalleyi şu şekilde tanımlamaktadır. Bir şehrin, bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri. Ahmet Hamdi Tanpınar şöyle der. Bugünün mahallesi artık eskiden olduğu gibi her uzu birbirine bağlı yaşayan topluluk değildir. Uzu meselesinde daha sonra Farabi'nin şehir tanımına tekrar geleceğiz. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti şehir yapısında bir idari kategori olmaktan öte anlamlar ifade eden mahalleyi Sencer Ayata şu şekilde tanımlar. Mahalle, ortak kültüre sahip bir cemaat yaşamını ifade etmektedir. Cemaatler bazı durumlarda aynı dini, inancı ve etnik kökeni taşıyan kimseler oluşmuştur. Ancak esas olan mahalle cemaatlerinin farklı toplumsal tabaka, zenginlik düzeylerine ve mesleklere sahip kimselerin aynı çatı altında toplanmış olmasıdır. Şehirde oturanların çoğu genel olarak daha varlıklı kesimler olup, bir tanımdan yine aktarıyorum size, kendilerine ait iki katlı ve bahçelerinde oturuyorlar. Osmanlı mahallesini tanımlıyor bu şey. Yapılan tespitlere göre varlıklı ailelerle fakirler aynı mahallede yan yana evlerde mümkün olabiliyorlardı. Genel olarak şehirlerde sadece zengin kesime ayrılmış mahalle bilimleri mevcut değildi. Bugünün kentsel ayrışmasının en önemli özelliklerinden birisi. Görüldüğü gibi mahalle tam bir sosyal ilişkiler ağı konumundadır. Bu an içerisinde varlıklı olanla fakir olan, Müslüm olanla gayrimüslim olan sorunsuz bir şekilde iletişim halindedir. Bu durum şunu ifade etmektedir ki Osmanlı mahallesi, buraya dikkatinizi çekiyorum, zengini şımartmaya, bugün şehirleri zengini şımartan şehirlerdir, fakiri rencide eden şehirlerdir. Osmanlı mahallesi zengini şımartmayan, fakiri ezmeyen, herhangi bir inanç mensubunu diğer üzerine tahakküm ettirmeyen mekansal donanımlar içermektedir. Nasıl bir şeydir bu? Ben geçen de bir toplantı örnek verdim. Böyle bir mahallede vitrinde döner satılabilir mi? Bu soruyu sadece sordum. Burada soruyorum. Günümüz global anlayışında her şehirde, her milletten, her etkin gruptan ve tabakadan insanın yaşayacağı gerçeğinin hareketle mahallenin bir idari ve sosyal bilim olarak bunu kendi ölçeğinde zaten geçmişte gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Kentsel ayrışmanın ortadan kaldırdığı bir diğer önemli unsur sokak. Özellikle İslam şehrinde sokak çok önemlidir. Bunu da tanımlardan göreceğiz. Sokakların şehrin dolaşım sisteminin en temel unsuru olarak tanımlamak mümkündür. Kamusaldan kamusala, kamusaldan özele, özelden özele geçişlerin yapıldığı sokak bu açıdan imkan veren konumundadır. Edward Fur sokağı anlamsal olarak şöyle tanımlamaktadır. Bir yer içinde yaşanılan mekanın somut bir dışa vurumudur. Norbertus bunu bir sokağın kullanım yoluyla göstermeye çalışıyor. Ona göre bu bizim bir sokağı, sokak üzerindeki mağazayı veya bir ofisi kullandığımız anlamına gelmez. Bu daha çok bizim sokağın olağan hayatın içine girdiğimiz anlamına geliyor. Ve sonuçta insanlarla karşılaşmak, sürprizler yaşamak ve keşifler yapmak demek. Sokak, insanlarla karşılaşmak, sürprizler yaşamak ve keşifler yapmak. Bir sokağı önemli kılan unsurlardan birisi de sokak bizim şehrimizde, İslam şehrinde çarşı, sokağın veya caddenin uzantısıdır. Bunu şöyle tanımlanıyor. Çarşı kentin gün boyu ve en hareketli alışveriş merkezidir. Uzun bir ana cadde ve buna açılan sokaklardan oluşur. Bu çarşılar alışveriş yapanların rahat ve iş sahipleri için yerlerinin korunmasındaki kolaylık göz önüne alınarak olanaklar elde edilecek üstü kapalı yapılmaktadır. Kente üretilen her türlü mal ve hizmet bunların evvabı burada yer alır. İslam şehrinde kervansaraylar ana ticaret yolu üzerinde ve şehrin hemen kenarında kurulmaktadır. Şehrin merkez olan Ulu Camii ile irtibatı ise İslam şehir geleneğinin önemli öğelerinden birisi olan sokaklar sağlamaktadır. Burada bu durumu şöyle açıklar. Sanki kalk oymuş gibi Ulu Camii'yi kastediyor. Her şey oraya gider ve her şey oradan çıkar. Ulu Camii'nin yakınlarındaki çarşı, yeni dükkanlara tahsis edilmiş sokaklarıyla ve hanlarıyla tüccar mahallesi vardır. Ve devam ediyor. Mekansal geçirgenlik, üçüncü bir kavram, mahalle, sokak ve den sonra. Mekansal geçirgenliğin ne olduğunu anlamak için ben birkaç şehir tarifi yapacağım, kısaca. Farabi, insan bedenini ölçü alarak şehri tam sıhhatli bir vücuda benzetmektedir. Bu, bütün uzuvların yardımlaştığı bir vücuttur. Buradaki yardımlaşma ise vücudun organları gibi tabii değil, iradi bir yardımlaşmadır. Broder'e göre şehir, bir kent ister büyük olsun, ister küçük, içindeki evlerin, anıtların, sokakların toplamından çok daha başka bir şeydir. Tıpkı bunun gibi sadece bir ekonomi, ticaret, endüstri merkezi de değildir. Toplumsal ilişkilerin mekansal iz düşümü olarak kent, dünya olanı kutsal olandan, çalışmaya eğlenceden, kamuya ait olan özel olandan, erkekleri kadınlardan, aileyi ona yabancı olan her şeyden ayıran, sınır çizgilerinin ağının kendi içinde kesiştiği, aynı zamanda onun yapısını oluşturduğu bir mekan görünümüyle karşımıza çıkar. Nurvergin şöyle bir tarif yapar. Kent kendine özgü iletişim kanalları yaratarak birbirinden kopuk ve habersiz olan bireylerin etkileşim sürecine girmelerini sağlar. Kentsel ayrışmanın temel dinamiği. Benim iki slaytlıkta bir şeyim var. Burada görebileceğiz onu değil mi? Kim şuradan. Görüyoruz. Görebiliriz. Tamam. En sonunda iki slaytlık bir sunumum var. Onun için hızlı geçiyorum. Nasıl bir sunum var? Buyurun. Özetle sadece başlıklarını anlatarak geçeyim. Kentsel ayrışmanın temel dinamikleri. Azınlık grubuna ait olanların bir arada yaşama arzusu, kentsel ayrışmayı tetikleyen olgulardan bir tanesidir. İkincisi, gelir seviyesi değişen insanların benzer gelir gruplarıyla bir arada yaşama arzusu. Bu son zamanlarda, özellikle 1990'lardan sonra çok yaygın gördüğümüz. Alev ve Kiret'e göre kentsel ayrışmanın temel unsurlarından birisi de prestij konut alanları düşüncesi oluşturmaktadır. Maddi durumu iyi olan orta sınıf aileleri artan bir hızla kendilerini daha alt sınıflara ayırabilecekleri, onlara ilişki kurmaktan kaçınabilecekleri, istedikleri kişilerle görüşüp istemediklerini yaşamlarını kolayca çıkarabilecekleri konut alanlarına taşınmışlardır diyor. Bir üçüncüsü yerinden etme. Yerinden etmeyi de ben kısaca yine özetleyeyim. Bunu geçen de Murat Bey'in olduğu bir şeyde tartışmıştık yine. Yerini etme kavramı. Sulukule örneği var bunun için, duyanlarınız vardı. Yerini etme üç şekilde gerçekleşiyor. İş piyasasından dışlanma, hizmetlerden dışlanma ve toplumsal ilişkilerden dışlanma. Son olarak kapalı konut siteleri ve ben buna sivil lojmanlar diye de bir tanımlama yaptım. Şöyle bir şey son zamanlarda duyuyoruz. Türkiye askerle sivil arasındaki problemleri. Eskiden mahallede subay amcalar vardı, artık yok. Askerler sivil lojmanlara taşındılar ve sivillerle irtibatları koptu. Şu anda maalesef siviller lojmanlara taşındılar. Toplumun geri kalanlarıyla irtibatları koptu. Hattice Kurtuluş'a göre kapalı konut siteleri 1980'lerden sonra bütün dünyada bir fenomen olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Başlangıçta çeperde az katlı konut platoları başlamasına rağmen kapalılık ve güvenlik yönleri ön plana çıkarak kent merkezdeki konut ihtiyacını karşılamak adına daha kompakt ve daha çok katlı örnekler üretmeye başlanmıştır. Modern hayatın yalnızlaştırmaya başladığı insan, soğuk savaş ve sonrası dönemde ortaya çıkan terör ve şiddet nedeniyle kendine daha güvenli yerleşimleri seçme çabası içinde girerek kapalı konut sitelerine yerleşmeye başlamıştır. Modern güvensiz insanın günlük yaşam ihtiyaçlarının tamamını veya büyük çoğunu çözme iddiasındaki bu kapalı sitelerin kamusal alanı olan ihtiyacı ortadan kaldırdığı yönde görüşler de geliştirilmeye başlanmıştır. Oysa artan bireyselliğe rağmen insanlar kamusal alanda rastlantısal ilişkiler kurma eğilimindedir. Bu gittikçe gelişmektedir. Son bir tanımlama daha yapayım. 14. yüzyıl seyyahı İbn Battuta biliyorsunuz ve 17. yüzyılda Evliya Çelebi, İbn Battuta, Evliya Çelebi ve diğerleri bulundukları yerlerin hareket ederlerken herhangi bir engelle karşılaşmayacaklarını biliyorlardı. Nereye giderlerse gitsinler. Belki şehirlerin girişinde bir sorgulanıyorlar mıydı bilmiyorum ama bilinen o zamanki dünyanın tamamını gezmişlerdi. Bahse konu olan iki seyyahın erişimin önündeki yegane engelin ekonomik imkan ve ulaşım araçlarının el verip vermemesi olduğunu söylemek mümkündür. Evlerin haricindeki bütün mekanların geçirgen olduğu yerküre, tüccarlar için bir dükkandan diğerine geçilen bir pazar yeri, ilim peşinde koşanlar için bir sınıftan diğerine geçilen bir okul durumundaydı. Hatta orduların küçük birlikleri veya öncü kuvvetleri için bile herhangi bir engelle karşılaştırılmadan rahatlıkla dolaşılan genişçe bir keşif alanı demekti. Oysa kentsel araştırmanın ortaya çıkardığı mekansal polarizasyon sayesinde aynı semt içindeki bir siteden diğerine geçmek için iki güvenlik kapısından geçmek ve en azından birinde kimlik göstermek, kimin ne için ziyaret edildiğine dair sorulara cevap vermek zorunluluğu bulunmaktadır. Kapalı konut siteleri en nihayetinde bir yalıtımı da ifade etmektedir. Didem Altun bu durumu şu şekilde izah etmektedir. Arzulanan yalıtım arayışına ek olarak otomobile bağımlı yaşam tarzı ister istemez otomobili kullanmayan ev hanımları, çocuklar ve yaşlıların bu ortama hapsedilmesini doğurmaktadır. Avusturya'daki araştırmalar kapalı sitelerde aşırı güvenlik endişesiyle çocukların koruyucu bir balon alındığını ve bunun çocukların sosyal psikolojik gelişmelerinde problemler yaratma potansiyeli taştığını ortaya koymaktadır. Bunun gelecekte korkmuş, güvensiz ve asosyal bireyden oluşan, sürekli tanımlanamayan ötekilerden korkan bir toplum yaratacağı gibi geniş fiziksel ve sosyal etkileri net olabileceği düşünülmektedir. Evet, 2 dakikam kalmış. Şimdi ikinci slayta bir göz atalım. Bu yeşil nokta benim Balat'ta bundan yıllar önce oturduğum evdi. Şu mavi noktada iş yerimdi. Oradan iş yerine giderken ben bu sarı olan alanlarda belki çok daha fazla esnafın hepsiyle selamlaşıyorum sabah giderken. Akşam dönerken de selamlaşıyorum. Çayını içiyorum, hatırımı soruyorlardı. Ben onları soruyordum. Oturup muhabbet ediyordum. Alışveriş ediyordum. Cebimdeki birkaç kuruşu hemen hemen oradaki esnafa dağıtıyordum, alışveriş ediyordum. Hatta bir tanesinin çocuğu bir kazada vefat etmişti, nalbur. Aynı gün haberim olmuştu. Oradaki herkesin de haberi olmuştu. Ve biz akşamlar o dükkanda otururduk, adamı teselli ediyorduk, muhabbet ediyorduk. Burada %100 bir geçirgenlik vardı. Şu alanda giremediğim sokak yoktu. Hiçbir şekilde. Tamamını dolaşabiliyordum. Buradaki insanlarla bir şekilde alışverişim vardı. Tanışıyordum, dertleşiyorduk, muhabbet ediyordum. Mekansal geçirgenlik söz konusuydu. Bir sonraki şeye bakalım. Bu da şu an oturduğum yer. Şu yeşil nokta benim oturduğum sitenin ucunda oturuyorum. Ve bu alandaki kırmızı yerler hepsi güvenlikli siteler. Bugüne kadar hiçbirine giremedim. Giremem de. Çünkü işim yok. Orada kimseyi tanımıyorum. Hatta bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Bu sitelerin güvenlik kapılarının fotoğraflarını çekmeyi düşünüyorum. Çeşit çeşit. Muhtemelen askeri girişlerde bile öyle kapılar yok artık yani. Terör örgütleri de acayip bir şekilde. O yeşil yerden çıkıyorum. Kırmızı bir hat var. Oradan arabama biniyorum. Artık arabamda var. Otobana çıkıyorum ve buraya hiçbir iletişimim yok bu mahallede. Mahalle demiyorum buraya, semt. Diğeri mahalle, burası semt. Diğer tarafta cebimdeki parayı esnafa çeşitli şekillerde dağıtırken hepsini alışveriş ediyorum. Burada, şurada böyle bir market var, oraya gidiyorum. Hiç kimseyi tanımıyorum, marketin sahibini tanımıyorum. O bir önceki mahallede onlarca esnaftan yaptığım alışverişi bir marketten yapıyorum, balık dahil. Tek muhabbetim kasiye kredi kartı ödeme yapıyorsam şifrenizi girin beyefendi diyorum. Ona giriyorum. Yani nakit ödemişsem 1 lira daha lazımsa işte 1 liranız, 1,5 liranız var mı? Bütün muhabbetim bu. Marketin sahibini tanıyorum. Şu anda böyle bir yerde yaşıyorum. Mekansal geçirgenliğin nasıl kaybolduğunu burada zannediyorum izah ettim. Son cümle mutlaka tabii ki. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Farabi'nin tanımına dönersek, bütün uzuvları yardımlaşan bir bedene benzetilen şehir, mekansal geçirgenliğin tam olduğu, insan ve mal dolaşımına sınırlamaların olmadığı ve şehrin her bir unsurunun diğeriyle iletişim halinde olduğundan dolayı böyledir. Mekansal geçirgenliğin ortadan kalkması durumunda ise şehrin her bir öğesi diğerini hissedemez ve engelsiz bir dolaşım söz konusu olamaz. Böyle bir şehri felç olmuş vücuda benzetebiliriz. O halde kentsel ayrışmanın ve kapalı konut sitelerinin kentsel dolaşımı ve mekansal geçirgenliği engelleyerek şehri felç ettiğini söylemeliyiz. Böyle bir şehri de felç olmuş şehir diye tanımlayabiliriz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ya benim sorum yok. İş yerimizi değiştirmediniz değil mi? Değişti. Değiştirsin mi? Evet. Nurullah Bey sanırım. Orada bilgisayar mikrofon var mı acaba orada? Bu böyle de olur. Değerli konuklar, öncelikle hoş geldiniz. Küreselleşme ve ekonomik ayrışma... Mikrofon var mı civarında? Bugün de kendisi mikrofon olacak. Olmasa bağırabiliriz yani. Öncelikle size bazı resimler göstermek istiyorum. Mutlaka medyada Başakşehir ile ilgili İslamcı getto, laiklerin yaşayamayacağı yer imajını mutlaka duymuşsunuzdur. İslamcı bir yerleşim olduğu iddiası vardı. Hem bunu göstermek amacıyla hem de gitmeyenler, bilmeyenler için birkaç resim göstermek istiyorum. Başakşehir 1994'te Kiptaş tarafından yapılmaya başlanan bir uydu kent örneği, fakat daha sonra Başakşehir ilçesi adı altında etrafındaki gecekondu mahalleleri birleştirip ilçe yapıldı. Şimdi Başakşehir'in 4. ve 5. etabında Sular Vadisi dediğimiz büyük bir park alanı var ve oradaki bir yapıyı görüyorsunuz. Bu yapı İslami imge çağrıştırdığı iddiasıyla bir tehdit kaynağı olarak kullanılıyor, düşünülüyor. Aynı şekilde camilerin hemen caddelerin içinde bulunması, görünür yerde olması ve başörtülü ve çarşaflı insanlar yaşadığı, başka türden insanlar yaşayamayacağı bir düşünce tarzı geliştiriliyor ne yazık ki. Bu görüntüler sizi aldatmasın, asla böyle bir şey yok. Sadece başörtülü ve tesettürlü, çarşaflı insanlar yaşadığı bir yer değil. Sadece resimlere bakmanızı istiyorum. Alışveriş merkezinin içinden bir görüntü. Biraz hızlı geçmek durumundayım, vakitimiz kısıtlı. Burası su dağıdı. Oldukça büyük bir park. Kaç kilometrelik uzunlukta. Oldukça büyük bir park. Şurası 5. etap. Burası daha sonra yapıldı. Yan taraftaki villaların olduğu yerde 4. kısım. 4. etap. Bu İslamcı getto iddiasıyla ilgili birkaç cümle kullanıyor. Bu da oldukça politik bir resim. Buna da dikkat edebilirsiniz. Şimdi slaytıma geçmek istiyorum. Resimleri biraz hızlı geçtik. Özür diliyorum. Şimdi slaytımda küreselleşmenin boyutları, daha sonra küresellik ve mekansallaşma ve uydu kent yaşamı ile ilgili bilgiler vereceğim. Uydu kent yaşamında 37 aile ile yaptığım ön anket çalışmasından bahsedeceğim. Şimdi burada mekansallaşma, küreselleşme diyoruz. Küreselleşme nedir? Küreselleşme bütün dünyayı etkileyen, bütün dünyanın içinde bulunduğu bir durumu ifade ediyor. Yani dünyayı hızlı öngörmez bir tarzda etkisi altına alan küreselleşme toplumsal dönüşümleri anlamada bugün öncelikli bir konuma sahip. Yani bugün küreselleşmeyi anlamadan kente bakmak mümkün değil. Küreselleşmenin toplumsal değişimi hangi araçlarla etkilediği ve nasıl bir toplumsal değişimi yarattığı kent çalışmalarında esin kaynağı oluşturuyor. Küreselleşmenin hem toplumsal değişmeye açan küresel etkisi hem de yerelleşmeyi sağlayan etkisi toplumsal ilişkileri karşılıklı bir düzene aktarıyor. Yani Çağlar Keyder'in İstanbul yerel ve küresel arasında, yine Ayşe Öncü ve Petra Veyland'ın küreselleşen şehirle, kentlerle, yeni kimlikler kitaplarında da hep bunu görüyoruz. Hep küresel yerel arasında bir kent imajı çizilmeye başladı. Peki küreselleşme nasıl başladı? 1970'lere kadar milli kimlikler üzerine toplum dayanışması üreten, kalkınmacı bir ekonomi benimseyen ülkeler ortaya çıkan ekonomik krizlerin yıkıcı etkilerinden kurtulmak için yeni politikalar üretmeye başladılar. Kimlik ekseni yeni sosyal hareketler de bunu hızlandırınca 1970'lerde itibaren yeni politikaların geliştirilmesi ihtiyacı hissedildi. Kapitalizmin de 1970'ler itibariyle içine girdiği krize bağlı olarak bütün dünyada üretimin ve mekansal yapıların radikal olarak değiştiği, yeniden yapılandırıldığı bir süreç başladı. Ve küreselleşme bilgi akışlarına risk paylaşmaya olanak veren bu entegrasyon sürecini oluşturarak beraberinde küresel yatırımı da, burası çok önemli, tüm dünyada geçerli kılan hizmet sektörünün uzmanlaşmasına yol açtı. Bu iş çeşitliliği ve sermaye yayılımına imkan veren dönüşüm politikaları, neoliberal dönüşüm politikaları geniş çaplı toplumsal dönüşümler oluşturdu. Ve burada küreselleşmenin Marshall Berman'ın modernite için kullandığı katılan her şey doğrulaştığı gibi bir süreç içerisinde kaldığını görüyoruz. Yani küreselleşmenin hızına ve gücüne karşı koymada yetersiz kalan ülkeler kendilerini yapılandırmak zorunda kaldılar. Ve zaman zaman küreselleşme olumsuz bir kavram olarak düşünülse de, eşitsizlik ve ekonomik dengesizlik oluşturduğu söylense de, küreselleşme bilgi akışlarına, imge ve uyarıcılara ve en önemlisi pazarın yarattığı benzersiz fırsatlara ulaşma olanağı vermektedir. Dolayısıyla küreselleşmeyi biz bu konuda bir fırsat olarak, bir olanak olarak görüyoruz. Ve bu olanaklar çerçevesinde eş zamanlılık kavramı çok önemli. Bugün dünyada eş zamanlı olarak herkes aynı olanaklarla yararlanıyor. Fakat burada fark nasıl ortaya çıkıyor? Olanaklar nasıl kullanıldı? Ne etkili şekilde kullanıldığına bağlı. İstanbul ve küreselleşmeye baktığımız zaman da burada İstanbul'un küresel kent imgesinden ve imajından bahsetmemiz gerekiyor. İstanbul küresel pazar ve pazarın getirmiş olduğu fırsatların en etkili biçimde kullanıldığı küresel bir kent imajına sahip. Özellikle Şişli, Maslak aksı, Binur Öklem'in çalışmasında da bunu görüyoruz. Çok uluslu şirketlerin dünyada eş zamanlı olarak bilgi ve tecrübe paylaşmasına, ülkelerde ekonomik fırsattan kolayca pay alabilmelerini sağlıyor küresel kentler. Dolayısıyla özellikle burada da küresel ekonomik politiğin, küresel kentlerde toplumda orta sınıflara gerek sermaye artışından gerek de yeni fırsatlara ulaşmaya, onları kullanma cesareti vermesinden hareketle kentte çok aktörlü bir siyaset oluşuyor, çok aktörlü bir değişim oluşuyor. Peki küreselleşmenin toplumsal getirisi nedir? Biz toplumsal sonuç olarak küreselleşmeyi nasıl değerlendiriyoruz? Mekansal ayrışma. Peki bu mekansal ayrışma nasıl başladı İstanbul'da en görünür şekilde? Son yılları değerlendirme açısından baktığımız zaman burada Oğuz Işık'la Melih Pınarcıoğlu'nun 1999'da Sultanbeyli'de yaptığı bir araştırma var. Bunu kitaplaştırdılar ve bugün nöbetleşe yoksulluk en önemli kent teorilerinden biridir. Bu kent teorisi 1980 sonrası kent yoksullarının hayata tutmuş biçimlerini ve stratejilerini anlatmakta. Belli bir aşamada gecekonuda yaşayan ve bulunduğu bölgede hazine arazilerini gecekonuda inşa etmek için talep eden insanlara gayri resmi olarak tabii ki kanunsuz olarak paylaştıran büyük ekonomik kazançlar elde eden gruplar gecekondu fenomeni değiştiriyor. Yani gecekondu aslında 1950'lerde, 40'larda başlayan bir süreç ama 80'lerde bu değişiyor. Gecekonduların değişiminde artık büyük rant alanlarının oluştuğu, gecekonduların rant araziler haline geldiğini görüyoruz. Ve oldukça yoğun ve sıkışık mekanlar haline gelerek içindeki toplumsal gruplar insanları içine hapsediyor. Ve belli bir süre gecekondu bölgelerinde yaşayarak ekonomik ve sosyal sermayelerini İstanbul'un merkezinde gecekondu mahallelerinde yükselten insanlar yeni nesil sitelere akın ediyorlar. Dolayısıyla bu varış yoksullarının zengin üst mertebe, yani zengin orta sınıfa yükselişini anlatan bu süreç bir merdiven sisteminde, yani bu varoş yoksulları bir aşama yukarı çıkıp zengin orta sınıfa yükseliyorlar ve yerine de yeni varoş yoksulları geliyor. Böyle bir devir daim oluyor. Peki bu süreç bir ayrışma mıdır, bütünleşme midir? İlk etapta ayrışma gibi görünse de yeni nesil sitelerde bütünleşme çabalarında olduğunu görüyoruz. Ve bu yeni nesil sitelerde homojen bir yaşam olduğu algısı var, fakat yaptığımız araştırmalarda bunun böyle olmadığını gördük. Şimdi Başakşehir'de 37 aileyle yaptığım anket çalışmasını paylaşmak istiyorum. Yüzde yaptığım görüşmelerde benzer sonuçları elde ettik, fakat onu buraya eklemedim. İstanbul'a ne zaman yerleştirdiklerini sorduğumuz zaman büyük bir kısmının 20, 30 hatta 40 senedir İstanbul'da yaşadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu ünlü kentlere akın eden insanların çok büyük çoğunluğu uzun süre İstanbul'da yaşamışlar. Yani İstanbul'un sıkıntısını çekmişler. Başakşehir'e yerleşmeden önceki yerleşimlere baktığımız zaman, yani nerelerden geldiklerine baktığımız zaman nöbet dışı yoksulluğu tam burada çok rahat görüyoruz. Özellikle Bakırköy, Kadıköy ve Büyükçekmece'yi çıkarırsanız insanların yoksul ve postgeci kondu mahallelerinden geldiklerini görüyoruz. Bu Esenler, Gazi Mahallesi, Kağıthane, Şimdiler, bunlar hep postgeci kondu mahallesi olarak insanların kaçış bölgeleri aslında. Yani yaptığımız bu araştırmada %80'i bu gece kondu mahallelerinden gelmiş. Yani zengin yerlerden, mesela Üsküdar'dan, Fatih'ten, Kadıköy'den, Ataköy'den gelmeyi tercih etmiyorlar. Yani bir sıçrama şeklinde gecekondu mahallelerinden yeni nesil sitelere akın ediyorlar. Daha önce oturulan yerleri terk etme sebeplerini sorduğumuz zaman en yüksek oranda kalabalık ve gürültüden rahatsız oldukları için ve depreme dayanıklı olmadığı için yaklaşık %46'sını oluşturuyor. Genelde bunlar çıktı. En yüksek oranda huzurlu ve sakin olmadığı için güvenlik nedeniyle göç ettiğinde ondan sonra gelen yüzdeler. Ama en önemlisi kalabalık ve gürültü. Yani fiziksel yapıyı özellikle vurguladılar. Başakşehir'de oturmayı tercih etme sebeplerine baktığımız zaman en büyük oran, en yüksek oran yine sakinlik oldu ve önemlisi çocukların eğitimi ve yetiştirilmesi için geldiklerini gördük. Yüzde mülakatlarda da zaten bunu söylediler. Çocuklarımız için geldik dediler ve Başakşehir İslamcı getto olduğu iddiasına da şu aşağıdaki sorulara baktığımız zaman görüyoruz. Ve İslamcı getto iddiasının sadece dindar insanların yaşayabileceği bir alan olarak görülmediğini görüyoruz. Çünkü yaptığımız görüşmeler sadece %18'i Başakşehir'de muhafazakar bir mekan olduğu için veya dindar insanların olduğu için tercih etmiş. Asıl tercih noktasının sakinlik, güvenlik, medeni çevre, temizlik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla orada oldukça heterojen bir yapı olduğu çok açık. Başakşehir'in tanımlama biçimlerine baktığımız zaman bu kültürel bir soruydu. Bunu cevaplamada oldukça zorlandılar. %24'ü gördüğünüz gibi cevaplayamadı. Ama yine %24'de sakinliğimiz ulaşım kolaylığı olarak ifade etti. Ve yine aynı şekilde muhafazakar bir mekan olarak görmüyorlar. Sadece İslam'ın biraz daha fazla göründüğünü, İslam imgelerinin daha fazla göründüğünü söylüyorlar. Yani onlar Başakşehir'deki sakinler buranın İslam şirketi olduğu iddiasını zaten kabul etmiyorlar. Anketlerinde bu açıkça çıkıyor. Boş vakitlere baktığımız zaman da genelde evde vakit geçiriyorum, yürüyüşe çıkıyorum gibi, alışverişe gidiyorum gibi sonuçlar çıktı. En çok eksikliği hissedilenlere baktığımız zaman da alışveriş merkezlerinin olduğunu gördüm. Çünkü Başakşehir özellikle gördüğünüz 5. etap oldukça sıkışık ve sadece Kiptaş değil, Misil İstanbul, Oyak sitesi gibi başka siteler oraya yapılmış durumda ve bugün Başakşehir'in içinde çok büyük bir AVM bulunmuyor ve bunun eksikliği hissediliyor. Onun dışında sosyokültürel tesislerde de bazı eksiklikler var. Oturulan yerleştirme memnuniyet %81'i halen memnun olduğunu söyledi. Memnun olmayanların oranı sadece 2.7. Komşuluk ilişkilerine kültürel bir kod olarak komşuluk ilişkilerini aldık. En önemli 3 özelliğin manevi yardımlaşma yapmak ve güvenilir olmak olduğunu. Hani diğer arkadaşlarımız da bahsetti. Güven tesisi çok önemli. Her ne kadar rahatsız oldukları gecekondu mahallelerinden ayrılmış olsalar da o güveni Başakşehir'de, uydu kentinin içerisinde de tesis etmeye çalışıyorlar. Ona ihtiyaç duyuyorlar. Komşularla iyi ilişkiler kurabilmek için gerek 3 etkeni sorduğumuzda aynı dünya görüşünü paylaşmanın en yüksek olduğunu gördük. Onunla birlikte ekonomik ve kültürel özelliklerin önemli olmalı. Çünkü ekonomik olarak genelde aynı sınıftalar, aynı statüdeler. Onun dışında aynı din ve mezhepten olmak, aynı dil ve lehçeyi konuşmanın da önemli olduğunu gördük. Yine bir güven ihtiyacı var. Yani Başakşehir'de yaşayan insanların kültürel sermayesinin, sosyal sermayesinin şu an yaptığımız araştırmalarda düşük olduğunu görüyoruz ve bunları yükseltmek adına bazı çabalarda bulunuyorlar. Oldukça çekingen olmalarına rağmen, ki çok zor görüşüyoruz, yani o insanları açmak çok zor oluyor. Fakat bir güven tesis ettiğiniz zaman çok rahat kendilerini ifade edebiliyorlar. Komşularla yapılan faaliyetlere baktığımız zaman yani de en yüksek olan sohbet amacıyla otururuz diyor. Bu sohbetler dini sohbetler, yani cemaatlerin bünyesinde yapılan sohbetler. Her hafta bir ailenin evinde yapılıyor. Onun dışında çay partileri, günler, altın günleri, alışverişleri yaptıklarını görüyoruz. Hepsini yaparız diğerlerinin oranda 8.4 gibi bir oran. Komşularla en çok konuşulan konulara baktığımız zaman da genelde tabii gündelik işlerle ilgili konular. Tabii burada çok iyi bir veri alabildiğimizi söyleyemeyiz. Çünkü magazin 4.1 çıktı, çok düşük çıktı. Belki bu sorgulanabilir. Ama hepsini yaparız diyenlerde mesela %39 çıktı. Dolayısıyla bunu biraz daha derinlemesine analiz etmemiz gerekebilir. Sonuç olarak küreselleşmenin hala uydu kentlerde devam ettiğini, ayrışma oluşturduğu gibi bir insanlara hala bir olanak sunduğunu da görüyoruz. Başakşehir'de gördüğümüz izlenimler ölçüsünde insanın halen bir değişim geçirdi, halen kendilerine sunulan olanakları, küreselleşmenin getirdiği olanakları kullanmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ve bu yeni nesil uydu kentler bu insanlar için son durak değil. Yani bu mekan devamlı dönüşüyor. Yani toplumsal değişme dediğimiz noktada nasıl ki toplumda tüm imgeler her an değişmektedir, yarın da değişecektir, ondan sonraki gün de değişecektir. Burada da bu insanlar gecekondu mahallelerinden buraya akın etmişlerdir. Yani bir sıçrama tahtası olarak gecekondu mahallelere rol oynamıştır. Fakat halen bu uydu kentte, Başakşehir'de yoğun bir toplumsal dönüşüm yaşanıyor. Çok hızlı bir şekilde ve iddialı cümleler, iddialı teoriler bile ne yazık ki Başakşehir'deki araştırmalarımızda bize yardımcı olamıyor. Çünkü ilişkisel bakmak ve ilişkilerin gerçeklikte bakmak gerekiyor. Ve devamlı değişen, farklılaşan bir yaşamdan bahsediyoruz. Yani iddia edildiği gibi bir homojen bir yaşam yok, oldukça heterojen. Yani her mekandan, her kültürden, her anlayıştan insan var. Oldukça heterojen bir yer ve asla asla İslamcı getto iddiası, İslamcı ilişim iddiası doğru değil. Burada da anket sonuçlarından gördüğünüz gibi sadece zaten %13'ü burayı muhafazakar görüyor. Orayı seçmede de sadece %18'i dindar ve muhafazakar bir mekan olduğu için tercih etmiş. Böylelikle görüyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Nurullah Bey'e teşekkür ediyoruz. Uzak olmanın nedeniyle bir dakikalık aksadı. 16 dakikada. Son konuşmacımız Yunus Çolak Bey'e. Herkese merhabalar. Hayırlı günler. Hoş geldiniz. Safa geldiniz tekrar. Şimdi efendim benim dediğimin başlığı kentsel karamsarlık ortamında adalet reçeteleri. Şimdi karamsarlık tabirini cesurca başa taşıyan bir başlık seçtim. Aslında bu konuda kendime çok fazla güvenmemekle birlikte uzun bir süredir Türkiye'de kentlerle alakalı meseleler masaya yatırıldığında ya da bu çeşit toplantılar organize edildiğinde adeta bir ağıt merasimine dönüşebiliyor bu toplantılar. Eyvah, kentlerimiz dönüşüyor, eyvah soyulaştırılıyoruz, eyvah efendim evlerimiz yıkılıyor, başımıza geçiriliyor, gökdelenler bütün şehirlerin etrafını sardı. Şimdi acaba bu bizde bir kronik hal olarak ila nihaya devam mı edecek? Yoksa acaba dünyada aklı serin bir takım insanlar şeylerin daha düzgün, daha güzel bir şekilde devam etmesi lazım ve bu konuda insanlık, insanlığın mirası bir şeyler söyleme hakkına sahiptir. Bu konuda ahlaki bir zemine sahiptir şeklinde bir şeyler diyenler var mı diye merak ettim. Ve bu konuda bir şeyler de bakmaya fırsatım oldu. Şimdi ben bu tebliğde böyle bir ortamda, yani az evvelki çok kıymetli konuşmacılar da bir takım meselelerden bahsettiler. Efendim Hasan Bey'in mesela sunumunda aynı şekilde kaybettiğimiz bir takım değerler, mekanda yitirdiğimiz bir takım unsurlar hep bizim gündeminde. Böyle bir ortamda acaba özellikle son 10 yılda, 20 yılda kentsel çalışmalarda, özellikle kentsel adalet tartışmalarında kent hakkı, adalet gibi kavramlar ne tür imkanlara sahiptir, ne tür imkanlar sunmaktadır? Biraz buna bakacağım. Ve bu bağlamda öncelikle şehir planlama literatüründe planlama ve ahlak ilişkisini ele alacağım. Ardından siyasetin konumunu değerlendirip adil kent ve kent hakkı kavramlarının imkanlarını değerlendireceğim. İzleyip fazla şaşırmamak için okuyarak devam etmeyi düşünüyorum. Kentsel adaletsizliği ortaya çıkaran pek çok nedenden bahsetmek mümkündür. Bu konudaki çalışmalara baktığımızda öncelikli olarak kent ölçeğindeki adaletsizliğin büyük ölçüde siyasal yozlaşma ve plansızlık gibi etmenlere yüklendiğini görmekteyiz. Planlamanın iki boyutlu haritalarla sınırlandırılması, bunların da uygulanırken minimum standartların tercih edilmesi ikinci bir neden olarak dile getirilebilir. Mekanın metalaşması ve bunun neticesinde mekanın kullanıcısı öznelerin ötekileşmesi, büyük projeler adına kamusal alanların işlevsizleştirilmesi de çeşitli nedenler olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenlere bakıldığında kentsel adalet tartışmasının üç önemli aktörünün olduğu görünmektedir. Bunlar takdir edersiniz ki siyaset, planlama ve sermayedir. Kentsel adalet tartışmasında öncelikle planlamanın ve plancının konumunun tartışılması gerekmektedir. Zira moderniteyle birlikte şehir planlama kentsel eşitsizlikleri giderecek ve her düzeyde kamu yararını sağlayacak merkezi bir mekanizma olarak kurgulanmıştır. Bu çerçevede öncelikle şehir planlamanın ve plancının diğer aktörlerle ilişkisi gözetilerek ahlak ve adalet tartışmalarındaki konuma ele alınmalıdır. Diğer bir deyişle planlamanın kentsel adaletin sağlanması konusundaki konumunun tartışılması yerinde olacaktır. 20. yüzyıl başında sağlıklı ve planlı kentin adalete yakınlığı kabul edilirken, yüzyıl ortalarından sonra planlamada savunucu yaklaşımın etkisiyle birlikte kentteki yoksulların ve dezavantajlı grupların durumunun adil olanı saptamada belirleyici bir kriter olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla planlama disiplini de kentsel adaleti sağlam amacını gerçekleştirmek için kendi içerisinde farklı tartışmalar yürütmüştür. Özellikle planlamanın siyaset ve sermaye ile ilişkisi düşünüldüğünde kentsel adaletin sağlanmasında farklı aktörlerin daha fazla belirleyici olduğunu söylemek zor olmayacaktır. Örneğin İngiliz araştırmacı ve şehir planlamacı Chris Pickwins'ın 1982'de yayınladığı araştırmada planlamadan ziyade kentin değişimindeki en önemli rolün piyasada olduğunu dile getirmektedir. Zira plancının aldığı kararların gerçekleşmesi ancak özel sektör yatırımcılarının ya da kamusal yatırım kararlarının planın öngördüğü doğrultuda davranmaları durumunda sağlanabilir. Buna göre planlar serbest piyasa koşullarında arazi kullanımına müsaade etmedikçe uygulanamayacaklardır. Bu tür bir yaklaşım eğilim planlaması olarak isimlendirilmektedir. Diğer bir deyişle planlama piyasanın eğilimleri, trendleri çerçevesinde gerçekleşmektedir. Pickwins'a göre bu planlama yaklaşımı İngiltere'deki konut alanlarında yüksek katlı konutların inşa edilerek ruhsuz mekanların oluşmasına ve istihdam alanı olarak kullanılan kent merkezlerinin boşaltılması ile merkezlerin çöküntü alanı haline gelmesine neden olmuştur. Planlamayı müdahil bir konuma getirmek, diğer bir deyişle eğilimciliği müdahaleciliğe çevirmek ise bu problemi aşmanın yolu olarak gösterilmektedir. Çünkü bu görüşe göre kötü tabloyu plancının pasifliği var etmektedir. Kamu yararı gibi ahlaki bir kriteri önceleyecek plancı daha müdahil olduğunda vaziyet müsbet yönde değişmiş olacaktır, kotarılacaktır. Burada planlama kurumunun dayandığı kamu yararı zemininden yeniden var etmek, yaşanılan krizleri aşmaya yönelik bir teklif olarak sunulmaktadır. Bu teklifin Türkiye'deki kent planlama ve kamu yönetimi literatüründe oldukça geniş bir karşılığını bulmaktayız. Bu türden çalışmalar planlama kurumunu mekanla kurduğu ilişkiden bağımsız bir meslek alanı olarak ele almaktadır. Planlama ve etik ilişkisine vurgu yapılmakla birlikte ahlaki zeminin farklı ahlaki kuramlardan, yaklaşımlardan ziyade prosedürel olarak plancının sahip olması gereken ilkeler, meslek ilkeleri şeklinde ele alındığı gözlemlenmektedir. Kamu etiği, yerel yönetimlerde etik, yozlaşmaya karşı önlemler şeklindeki başlıklarla ele alınan bu yaklaşımın temel önermesini eğer planlama mesleğini etik bakımdan prosedürle bağlayıp statüsünü arttırırsak uyulması gerekecek bu prosedürler sorunların önüne geçecektir, karamsarlığı dağıtacaktır şeklinde tanımlamak mümkündür. Dolayısıyla plancıya bu konu verilerek karamsarlık ortamının dağıtılacağı, bir anlamda kentsel adaletin sağlanacağı varsayılmaktadır. Peki gerçekten çözüm bundan ibaret olabilir mi? Amerika'da ve Avrupa'da planlama kurumlarının kabul ettikleri etik kodlar, en temelde kamu yararı işlevini prensip olarak kabul eden Atina Sözleşmesi gibi metinler, bu metinler düzeyinde kentlerin ahlak ile ilişkisini ele almanın yeterli olup olmadığı, bu kodların tatbikinden daha öncelikli bir tartışmadır. Bu türden kodların içselleştirilemediği, kurumsal yönleri nedeniyle dikteden öteye geçmediği, sadece yazılı kurallardan ibaret olduğu ve ahlak felsefesi bakımından da hatalı bir okuma tarzı olduğu çeşitli çalışmalarda dile getirilmiştir. Bu eleştirilerle birlikte meslek etiğine ilişkin yaklaşımların yaslandığı kamu yararı kavramının neoliberal politikalar ile toplum yararından uzak, toplum içindeki parçaların her birinin ayrı ayrı yararını yansıtması, Ruşenkereş'in ifadesiyle özel çıkar kümelerini beslemesi, dolayısıyla bir hegemonya unsuru olması, kodlar ne kadar güçlü olursa olsun planlama kurumunu etkisiz kıldığını göstermektedir. Tam da burada kent-ahlak ilişkisini prosedürel, mesleki kodlarla sınırlamayan bir zemine yöneltmek gerekmektedir. Planlama ahlak ilişkisini daha geniş bir düzlemde siyaset kurumu ile ilişkisine dikkate alarak değerlendirmek, hem sorunları anlamakta hem de çözüm önerilerine ulaşmakta daha faydalı olacağını söyleyebiliriz. Bu ilişkiyi anlayabilmek için daha geniş bir bakış olması nedeniyle İlhan Tekeli'nin iyi plancı, iyi plan ve fiziksel çevreyi oluşturan iyi kent şeklindeki üçlü bakışını referans olarak kullanabiliriz. İyi plancı unsuru aslında iyi planla sonuçlanacağı düşünülen iyi kentin mimarı olarak son derece başat bir role sahip olmaktadır. Plancı kendi bağlamında farklı toplumsal rolleri bünyesinde barındırır. Ve bu rolleri bağlamında da her rolün kendine içkin bir biçimde ahlaki bir takım tavırlara haiz olması gerekir. Tekeli'nin özellikle plancının bir profesyonel olarak işverenine sadakatine ilişkin yaptığı meşruiyet temelli bir çözümleme, yukarıda meslek alanında piyasanın var ettiği ve kamu yararının içini boşaltan sorunun siyasi erkle ilişkisine dair bir ipucu vermektedir. Bir kamusal hizmet olan kent planlamada işveren genellikle bir kamu yönetimi birimidir. Atanarak vazifesine gelen plancı ile halkın demokratik siyasi yollarla yaptığı seçim neticesinde görevinde bulunan yönetici arasında işçi-işveren ilişkisi mevcuttur. Şu halde plancının siyasetçiye karşı sadakati çerçevesinde bir ilişki mevzu bahistir. Peki siyasi odağın kurguladığı kentsel müdahalelerde bu sadakatin sınırı ne olacaktır? Kuşkusuz burada da bu tür kentsel müdahalelerin yönlendiricisi olan bu siyasetin ahlaki konumuna ilişkin sorular gündeme gelmelidir. Bu sorgulamayı genel ahlak kurumuna ilişkin yaklaşımlardan hareketle yapabiliriz. Deontolojik ahlak kuramı ile müdahaleye yaklaştığımızda, müdahalenin unsurları, müdahalelerle oluşacak iç ve dış tepkiler ve sonuçlar ile birlikte eylemin doğruluğunu belirleyeceğini ifade edeceğiz. Diğer bir deyişle, müdahalenin sonuçları kadar araçları da önemlidir. Kurumsal yapıların mahiyeti, bunlardaki değişiklikler, aktörleri etkileyecek ve sonuç olarak işin niteliği de değişecektir. Bu kuramı dikkate alacak bir müdahalede siyasetin ve yaslandığı hukukun tüm unsurları, süreçler ve ödevler ahlaki bir form taşımalıdır. Kurumları manipüle etme gücüne sahip siyasi erkin yapacağı usulsüzlükler, sonuçta kalkınmayı ya da merkez ülke olma gibi neticeleri de doğuracak olsa ahlaki olmayacaktır. Müdahalede neyin ne yönde değiştirilmek istendiğine odaklanılmışsa bu bizi bir diğer yaklaşıma götürecektir. Teleolojik ahlak kuramının sonuçtaki faydaya odaklanan tavrı ile burada yine kentin bir bütün olarak performansı hedeflenmiş olabilir. Süreç bir takım ihmallerle de ilerliyor olsa sonuç ahlaki kabul edilecektir. Faydaya, gayeye ve ödeve vurgu yapan bu yaklaşımlar bizleri müdahaleye ilişkin sosyal adalet prensibine getirmektedir. Kamunun kentsel dönüşüm, yenileme şeklinde kendini gösteren müdahaleleri daha iyi olanı hedefleyen bir ahlaki düzlemden, David Harvey'in sosyal adaleti ele alış biçimiyle söylersek, adil dağıtımı adil yollarla gerçekleştirmekten yoksun kaldığında maalesef bugün kentsel literatürde çok sık karşılaştığımız karamsar tabloyla sonuçlanabilecektir. Bu tablo yalnız mevcut siyasi yapılanmaya, onu var eden temsili demokrasiye ya da erdem ahlakı çerçevesinde iyi plancı vasfı taşımayan profesyonel kadrolara hamledilemez. Pek çok aktörün, kurumun ve düşünsel olarak disiplinlerin öncelikleri bu tabloyu var etmektedir. İyi bir toplumun değerleriyle bağdaşır, iyi planların içeriğinin kamu yararına hizmet, halkın katılımı ve buna benzerlerle birlikte süreçlerin gerçekleştirilmesinde kent sakinlerine seçme imkanı sunulmasının temel bir imkan olduğu söylenebilir. Bu Tekeli'nin kullandığı seçme imkanı tabirini Lefebvre'nin kavramsallaştırıp Harvey'in sürdürdüğü kent hakkı ile birlikte düşünürsek, hakim planlama paradigmasının tehditlerinin üstesinden gelecek ve kentsel adalet için öncelikleri belirleyecek bir imkan bulabiliriz. Ayrıca iyi olanı hedeflerken toplumsal dengeyi koruyan ve adil bir kentsel mekan kurgulayan yaklaşımlardan da bahsedebiliriz. Burada kent hakkı kavramından kısaca bahsedecek olursak, bu kavram bazı çalışmalarda adeta bir kişilik kazandırılan kentin hakkı olarak anlaşılsa da kent hakkı, yaşama hakkı, çalışma hakkı gibi bir insan hakkı olarak değerlendirilmektedir. Harvey, kent hakkını kentteki artı üretim ve kullanımı üzerinde daha büyük demokratik denetim olarak nitelendirir. Kentsel süreç artık kullanımının önemli bir yolu olduğundan, onun kentsel yayılması üstünde demokratik yönetim kurmak kent hakkını teşkil eder. Kent hakkı, kentleşme ve artı üretim ile kullanımı arasındaki gerekli bağlantıya kimin hakim olduğu sorusuna odaklanır. Bu doğrultuda Lefebvre'nin kentin değiştirilebilmesinde, yenilenebilmesinde taleplerini dile getirme ve kenti değiştirebilme olarak aldığı kent hakkı tanımı daha öteye uzanmıştır. Kent hakkı, kent temelli sosyal hareketliliklerin sloganı haline gelmiş, farklı mücadeleleri kendi altına toplayan bir kavram olmuştur. Kent hakkının farklı aktörlere karşı talepleri güçlendiren retoriğin yanında politika üretmeye odaklanan bir kavram olarak adil kent kavramı öne çıkmaktadır. Bu konuda yaptığı kavramsallaştırmalarla tanıdığımız Weinstein, adalet mefhumunu iyi bir şehrin tek argümanı değil, ancak sürdürülebilir bir tartışmayı doğuracak ölçekte çoğu kez ihlal edilen ilkelerinden biri olarak anmaktadır. Adil kent, amaç ve araçların birlikte düşünülmesi, sosyal hareketlerin mümkün oldukça kentsel politikalara yansıtılabilmesini amaçlamaktadır. Böylesi bir yaklaşımı etik planlama ile ilişkilendirerek vurgulayan Heather Campbell'den sonra Weinstein'in adil kent şeklinde bir kavramsallaştırmaya teşebbüsü uygulayıcı vasfını taşıyanlarla birlikte bu sahada fikir yürütenlere bir takım öncelikler olması gerektiği vurgusunu yapıyor. Dünyada kentler son 30 yılda altyapı yatırımlarından son derece gösterişli AVM'lere, turistlere yönelik hazırlanan etkinliklerden kültür odaklı yatırımlara, büyüme cazibesinin yaratıldığı merkezler olarak niteleniyor bildiğiniz gibi. Yöneticilerin bu yatırımlarda kalkınmaya ilişkin kabulleri bütün toplum kesimlerince paylaşılsa da kamulaştırma ya da yoğunluk artışları söz konusu olduğunda toplumla karşı karşıya gelinebiliyor. Kent yöneticileri rekabet odaklı yaklaşımla merkezlerde büyük projelere odaklanırken çeperlerdeki mahalleliği görmezden gelebiliyor. Büyümenin cazibesi ve daha çok varsıllaşma sosyal eşitliğin konuşulmasına pek de fırsat vermiyor. Bu koşullar altında Weinstein 4 düzeyde adil kenti oluşturacak değerleri tespit ediyor. Birincisi, kamusal alanların homojenliği yerine heterojenliğini, ikincisi, planlamanın uzmanların koyduğu kurallardan ibaret olmaktansa katılımcılığı öncelemesini, üçüncüsü, kaynakların dağıtımında zaten görece varsıl olanların değil, yoksul kesimlerin dikkate alınmasını, son olarak da ötekileşmiş kesimleri tanımaya yanaşan, daha az homojenlik vurgusu taşıyan bir toplumsal dokunun adil olanı belirleyeceğini dile getiriyor. Özetle, kent mekanında kendini belli eden problemler, bu tür yaklaşımların adalete ilişkin vurguları ile kentteki aktörlerin konumunu sorgulayan bir takım fikirler veriyor. Adalet mefhumunu Campbell'in dediği gibi algoritmik olarak tespit edemeyiz. Onu ancak şehirler vücut bulurken görebiliriz. Dönüşüm, yenileme ya da büyüme gibi olgular metropolleşme sürecinde bir takım sıkıntıları beraberinde getirir. Bütün bunların sosyo-mekansal, sosyo-kültürel açıdan tabii süreçler olmasına karşın ahlakilik sorusunu önceleyen bir yaklaşıma mekanın insanla ilişkisi dikkate alındığında büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Adil kent yaklaşımı varlıklı Batı ülkeleriyle sınırlı gözlemlere dayansa da getirdiği söylemle kapitalist kentleşmenin yaşandığı bütün coğrafyalar için önem taşımaktadır. Hele o coğrafyanın adalet ve hakkaniyet kavramlarıyla kadim bir ilişkisi söz konusu ise bu konuda hassasiyet serbest piyasaya bırakılamayacak bir nezaket arz eder. nasıl bir adalet tasviri yapılıyor diye baktığımız zaman toplumsal katılım süreçlerine ve demokrasiye yapılan vurgunun farklı toplumsal talepler ve ekolojik kaygılar yönünde saçaklandığını, adaletin böyle geniş bir spektruma yansıtılmak istendiğini görüyoruz. Yine bu tasviri özetleyecek olursak, pasifleştirmeyen, homojenlik öngörmeyen, zayıf ve güçsüzlerin dışlanmadığı, ekonomik ve kültürel değerlerin dağılımının dengede olduğu, kamusal hizmetlere eşit erişilebilirliğin ve gerekli olanakların sağlandığı, kamusal alanın özgürleştiği, toplum yararının, ekolojinin, yaşam kalitesinin var olduğu kentler olarak anlaşıldığını görmekteyiz. Bu özellikleri dikkate aldığımızda, eğer adalet her müdahalenin ön koşulu olabilirse, geleceğin kentleri için karamsarlığa yer olmayacaktır. Teşekkür ederim. Çolak Bey'e teşekkür ediyoruz. 20 dakikalık bir süremiz var. Sorularınızı alalım sadece. Korsan bildiri şeklinde olmasın lütfen. Doğrudan sorumuzu alalım ve kime yönelttiğinizi, sorularınızı ondan dile getirirseniz ve soruları toplu bir şekilde aldıktan sonra konuklu arkadaşlar da cevaplamaya başlasınlar. Buyurun. Teşekkür ederim katılımcılara. Ben sorumu sormadan önce Hasan Bey'e öncelikle teşekkür ederim. Mahallenin ve sokağın kaybolmasıyla neleri kaybettiğimizi bir kez daha resimde de gayet net bir şekilde gösterdiğimizi. Sorum şu, mahalle ve sokak kayboluyor, bir alternatif çıktı, Nurullah Bey sundu. Başakşehir sizin mahalle ve sokak arayışınızı tatmin ediyor mu? Bana mı sorun? Evet, evet. Yani, oradan devam edeceğim. Yani, efendim? Yani direkt soru cevap şekline dönüştürmeyelim de. Dönüştürmeyeceğim, onu devam ediniz, cevap verirse devam edeceğim. Yani sorunu soracağım. Bitmedi sorunuz. O zaman bitmedi. Tamamını sorun, hepsine cevap ver. Ben bir tek soru soruyorum. Hasan Bey, Başakşehir mahalle midir? Değil efendim, ben mahalle demedim de semt dedim. Başakşehir'de bu açıdan bakarsak, mahalleyi ben tanımladım. Hangi fonksiyonları ifade ettiğini, mahalle aile üstü sorunların devlete ulaşmanın çözüldüğü yerdir. İstanbul, Osmanlı mahallesinde orada imam merkezli bir yapılanma söz konusudur. Cami merkezli bir yapılanma söz konusudur. Birçok problem mahalle içinde gene çözüldüğünü bilmektedir. Ben bir örnek verdim orada anlatırken. Bir esnafın çocuğu bir kaza geçirdiği vefat etti ve biz aynı gün haberimiz yoktu. 10-15 gün onu teskin ediyor. Çok güzel, çok güzel anlattınız. Ama benim şu anda oturduğum sitede dairelerimizi ayıran bir duvar var sadece. Bir komşum Afrika'da kardeşi kaza geçirdi, vefat etti. Bir hafta sonra haberi. Yani ayakkabılarımız aynı nokta çıkarıyor bunlar. Yani Başakşehir böyle bir yerdi. Başakşehir'i çok fazla bilmiyorum. Arada bir iki defa gitmişliğim oldu. Başakşehir'de yaşayan arkadaşlarım vardı. Ama bunlar birbirlerine benziyor. Başakşehir bir kere Nurullah Bey sunarken belki o Başakşehir algısal olarak kapalı bir yerdir. Yani etrafı tel örgülerle çevrili değildir Başakşehir'in. Duvarları yoktur ama bir de algısal kapalılık vardır. Yani bugün Türkiye'de Toki evleri ve Kiptaş evleri diye bir literatür vardır. Bunların hepsi oranın dışındakiler için algısal olarak kapalı yerlerdir. Yani gitmesi, çıkması zor, gidilmemesi gereken yerlerdir. Başakşehirliler için de Ortaköy öyle bir yerdir. İstanbul'dan örnek veriyorum. Ve Bebek Etileri öyle bir yerdir. Yani böyle çok rahat girip çıkılabilen, gidilebilen yerler değildir muhtemelen. O algısal kapalılıkları vardır ve o benim söylediğim anlamda mahalle değildir. Evet. Nezir Hocam'ın bir sorusu var. Başakşehir'de de yaşamış birisi. Evet, Başakşehir'de de yaşadım. Yani Başakşehir tabii çok klasik bir yani kapalı listelerimiz gibi 5. etap dışında güvenli olmayan bir site. Yani şimdi olsun böyle geçmişe hep böyle bunları dinledikten sonra bir sitede yaşamak sanırım bir suçlu gibi insanlar biliyor da. Fakat sitenin güzel yanları da var. Yani Başakşehir'de daha çok mesela 5. etap dışındaki etaplarda daha çok hani apartman hayatı yaşıyorsunuz. Normalde orada ortak bir yaşam alanları yok aslında. Ve baktığınız zaman hani şehirde zaten öyle apartman hayatı tamamen farklı, yani bu sitelerde daha kapalı bir hayat aslında, daha yalnızlaştıran bir hayattır. Yani sitelerde en azından bir, yani sitede mesela daha çok komşuluk ilişkileri daha iyidir. Yani şimdi burada sitede daha iyi, Başakşehir'de birazcık daha kötüydü. Ankara'da ben mesela normal apartmanda yaşadım, en kötüsü orasıydı. Yani şimdi Ankara'daki mahalleydi aslında, yeni mahalle. Ankara'nın belki de en eski mahallelerden birisi ama orada bile komşuluk yok. Yani site de değil, bildiğiniz normal en eski mahalle tipidir ama benim şimdi daha çok modernleşmenin getirdiği bir şeydir. Bence yeni siteler böyle %100 kötü, işte hayatı bitiren bir yönünü görmüyorum yani. Daha çok mesela şimdi 180-200 apartman bir arada, aile diyelim ve bunların iletişimi daha da yoğun. Yani iniyorsunuz işte parkta çocuklar oynuyor, orada aileler tanışıyor. Bir sürü yani erkeklerden ziyade kadınların komşuluk ilişkileri daha yoğun işin doğrusu. Yani bunun hiç pozitif yönleri yok mu yani? Ben size mesela özellikle Ersan Bey, hani bu anlamda pozitif şeyleri yok mu? Şeytanı taşladı. Şimdi şöyle bir şey var. Ben orada yazıyor da okumadım onu. Şimdi ben üniversiteyi kazandığım zaman babam bana bir harçlık verdi. Rize'den İstanbul'a gönderdi. Geldim, kaydımı yaptırdım, barınma yeri buldum kendime. Yurt nasıl oldu, kaldım işte. Onlar hep İstanbul'da kaldı. Ama bugün şöyle bir şey, bir hafta sonu bu devlet memur sınavları var, nedir onun ismi? KPSS sınavının yapıldığı bir okulun kapısına gideyim. 30 yaşındaki adamlar babalarıyla geliyorlar oraya. Kadınlardan, kızlardan bahsetmiyorum, erkeklerden bahsediyorum. Ben İzmir'de bir şirkette çalıştım 2 sene. Bir delikanlı iş müracaatı yaptı, babasıyla geldi. Babası dedim, sen bununla bir daha gelirse ben bunu iş almam dedim, ben kamerim olsun. Neyse aldık çocuğu, çalıştırdık. Bizim patronla falan anlaşılmadı. Ayrılırken ben dedim ki basına, bak ben buna yardımcı olacağım ama sen beni ararsan yardımcı olmam. Kendisi arayacaktı. 3 ay boyunca kendisi... Şimdi Başakşehir tabii değil konumuz ama kapalı konut siteleri, bu aşırı güvenlik endişesi, bu şey söyledi, siz söylediğiniz zannediyorum, biçim insanı şekillendiriyor, maalesef öyle. Yani bir duvarın arkasına girdiğiniz zaman ki Başakşehir etrafı duvar olması da algısal bir duvardan bahsediyor. Duvarın arkasına girdiğiniz zaman güvenlik endişeniz artıyor. Birdenbire güvenlik, yani kapıda güvenlik olsun istiyorsunuz. O belki bir prestij kaynağı oluyor sizin için. Yani çocuklarınızı güvenli bir ortama salmak istiyorsunuz. Yine kendimle örnek vereyim. Ben daha önce oturduğum yerde büyük oğlumlar 4 yaşındayken falan ta uzaklarda bakkala gidip alışveriş ediyorlar. Şimdi oturduğum sitenin tam karşısında şey var, dükkan. Bakkal, en küçük olan 9 yaşında onu göndermiyoruz, abileri gönderiyoruz ya bu çocuğa bir şey olmasın falan. Yani o biçim, onun içine girdiğiniz zaman o sizi maalesef dönüştürüyor. Mekanın dönüştürme gücü çok güçlüdür. Elbette ki yani göreceli faydaları vardır kişiye göre. Özetle şöyle bir şey yapmamız lazım. Şehrin, ben geçen de bir yine örnek vermiştim. Altın oran diye bir şey vardı matematikte. Küçük parçanın büyüğe oranı, büyüğün her ikisinin oranı değil. Bu değişmezdir. Altın oran çok önemli. Şehir için bir altın oran tespit edilecekse bu insan olmalı. Öyle bir şeyi inşa etmeliyiz ki insan kadar yüksek, insan kadar hızlı, insan kadar geçirgen, insan kadar iletişim halinde. Bugün öyle değil. Yani insan tabiatı gereği bir ağacın dibine oturup ağaca alttan yukarı bakmayı ister. Bütün hikayeler böyledir. Nasıl koca ağacın dibine oturup kafasına ceviz düşmüş falan. Ağacın tepesindeki böyle bir şey yok. Bir defa işte dalı kesmiş düşmüşsünüz. Konya'dayız şimdi bunda rahmetle yani dedim. Ama 40 katlı binada oturuyor bugün insan. Ağaca nereden bakıyor? Tepeden. İnsanın fıtratı böyle bir şey değil ki. Ben uçakla böyle alışamadım bir türlü. Korkuyorum sürekli. Sürekli uçağa biniyorum ama sürekli korkuyorum. Geçen sene dedim ya bende bir anormallik mi var? Yani niye böyle hiç kimse? Sonra düşündük ki normal olan benim yani. İnsanın havada ne işi var yani 10 bin kilometrede, 10 kilometrede. Normal lan yerde dolaşması, ayağının toprağa basması, ağacın altında durması ama şimdi öyle değil. 40 katlı, 50 katlı, 100 katlı binada yaşıyor. Yani fıtrata uygun değil. Şehir bütün olarak insan fıtratına uygun olmaktan çıkmış durumda. Başakşehir'e bunun örneklerinden birisi. Evet, buraya belki ben de bir ekleme yapacak olursam, Cumhurbaşkanlığı kontenjanında. Bence siteler burada kimle sosyalleşeceğiniz veya kimle ilişki kuracağınızı seçme imkanı veriyor. Yani modernleşmeyle birlikte mahalle kavramı değiştiği için sizin söylediğiniz gibi herkes artık bu yukarıdan bakıyor. Yani mahallede de hiçbirisi elma ağacının altında oturmuyor. Ama bugün itibariyle siteler o elma ağacında kaç kişiyle kimle oturmak istediğinizi seçme imkanı veriyor. Ve güvenlik de öncelikli bir unsur. Çünkü modernleşme aynı zamanda işte biraz önce söylediğim güvenlik kaygısını getiriyor. Özellikle uluslararası ilişkilerde ne kadar güvenliyseniz o kadar rahatsınız. Ne kadar güvenlik kaygısı, hangi biriniz yapabilirsiniz bugün? Evden çıktığınızda ya benim çocuğum iyi, rahat mahallede dolaşıyor diyebilir misiniz? Özellikle anneler için. Hayır, benim çocuğum güvenli birinin elinin altında. Bakıcılara bile güvenmiyoruz. Ne kadar güvenlik, o kadar bizim için. Bence bu güvenlik paranoyası değil. Tam tersi, insanların rahatlığı arayışından kaynaklanan bir husus. Ve artık kimle sosyalleşmek istiyorsun? Kimle ilişkiler? Belli bir düzeyde, hepimiz belli bir düzeyde okumuş insanlar, çocuklarıyla çocuklarımız ilişki kursun isteriz. Veya belli düzeyde insanlarla biz oturup kalkmak isteriz. Çünkü bu kentsel yaşamın getirdiği bir unsur bence. Hasan Bey'in söylediği gibi kent o kadar küçük değil ki artık bu resimde olduğu gibi. Hasan Bey'in iş yerini de değiştirdi. Yani iş yerini bir taraftan öbür tarafa taşıdı. İster istemez siz bu hayatınızdaki değişime farklı şekilde adapte olmak zorundasınız. Eskiden mahalleler çok güzeldi ama biz bundan 20 yıl sonra da bizim çocuklarımız ya siteler çok güzeldi diyecek. Çünkü bu insanın yaşamının getirdiği dönem. Biz bugün geçmişe bakarak bugünkü mahalleleri güzel olarak adlandırıyoruz. Bugünkü yaşadığımız siteleri kötü diyoruz. Tam tersi aslında. İçinde nerede rahatsak 20 yıl sonra belki tek kişilik Osmanlı İmparatorluğu'nda da vardı veya geçmiş şu an itibariyle de var. Ben Tokat Zile'de okudum. Zile'de büyük geniş bahçeli, duvarlarla çevrili evler vardı. Bunların hepsi çocuklar o bahçe içerisinde oynasın. İçeriye giren insanlar da kimse o tespit edilsin şeklindedir. Yani bu aslında bence bizim fıtratımıza aykırı olan bir şey değil. Fakat aykırı olan şu, çok katlı binaların böyle mantar gibi bir anda yükselmeye başlaması. Biz köyden gelmiş insanlar olarak mantar gibi Murat Cemre hocamın soylu Konya'da okumuş büyümüş ama ben köyden gelen birisi olarak bu kadar çok katlı binalara adapte olmam çok zor oluyor. Şimdi benim için, hepimiz için bu kadar çok katlı binaların önce bir sosyolojik araştırması bence yapılarak kentleşme yapılması gerekir ama Türkiye'de birçok sorun var tabii ki. Bu yorumda eklemek istedim açıkçası. Evet, sorusu olan Hasan Bey'in dışında. Evet, Sevgi Hanım. Benim son konuşmacıma bir sorun olacak. Sizin adil bir yaklaşım açısından kentleşme konusunda. Yani bunun ahlaki bir bakış açısıyla baktığımızda sonuçta bu adaletin altında yapacak kişilerin de sonuçta eğer kente kastettiğiniz adalet kentin yoksul ve yoksul kesimlerinin daha iyi biçimde yaşamasıysa bir şekilde zenginden alıp yoksula verilmek zorunda ya da vergi ödeyenlerin parası daha büyük parklar, daha büyük alışveriş merkezleri, binalar, yollar yapmak yerine kentin yoksul kısımlarına aktarılmak zorunda. Bunun ahlaki açıdan da sadece bunu dağıtacak olanların ahlaklı olması yeterli mi yoksa parasını paylaşacak olan insanların da ahlaki bakış açıları yani bu toplumsal bir ahlak yükselmesi gerektiğini soracak. Şimdi toplumsal ahlakın zaten hani sürekli bir vurguyu bütün iş çevrelerinde duyuyoruz. Yani efendim mesela ticaret erbabı arasında da benzer bir durum söz konusu. Acaba burada işte kimden alıp kimden vereceğiz? Yani bu ayrışımı nasıl yapacağız diye böyle bir soru hep akla geliyor. Burada bir ayrışımdan ziyade genel olarak değerlendiriliş biçimine karşı bir itirazdan ben söz etmeye çalıştım. Yani burada siz bir takım mesela meslek elitlerine karşı plancılar odası çıkıp bugün diyebilir ki bundan sonra plancılar planları şöyle yapacaklar. Mesela ne yapacaklar? Mesela hocama sordular Başakşehir ne dedi? Hocamın sorusu neydi? Başakşehir size göre bir mahalle mi gibi bir sorusu. Mesela bu soru bana sorulsaydı acaba soru bana gelecek mi filan diye de şey yaptım. Acaba Başakşehir sizce adil bir yer mi diye sorulsaydı ben bu soruya şöyle cevap verirdim. Etaplara göre, lükslük seviyesi etaplara göre ayrılmış bir şehir ne kadar adil olabilir? Yani birinci etap en asgari seviyesi, ikinci etap böyle beşinci etapa geldiğiniz zaman gated community artık bitiyor yani. Artık böyle dikenli tellerden geçiyorsunuz. Böyle bir yer ne kadar adil olabilir? Yani plancılara şunu diye, plancılara şunu dediğini varsayalım. Diyelim ki işte evler 250 metrekare olacak. 200 metrekarelik evlerle 500 metrekarelik evler aynı işte inşaat adasından söz konusu olacaklar. Acaba böyle noktasal atışlarla biz ahlakı ne kadar tayin edebiliriz? Elbette dediğiniz gibi toplumsal bir ahlaki yükselmenin mevzu bahis olması gerekir. Ya burada bütün disiplinlerin zaten kentin böyle bir özelliği var. Görmüşsünüzdür yani şuradaki yuvarlaklarda da bir ton orada şey var bakın disiplin var yani. Kentin böyle bir özelliği var. Bütün bunlarda yüklü olması gereken bir düzenlemenin olması lazım. Ama öncelikle kenti kendisine konu edinen planlamanın, mimarlığın, kamu yönetiminin ya da kent üzerine araştırma yapan sosyologların, sosyal bilimcilerin bu anlamda biraz daha öncelikleri tayin etmesi gerekir diye düşünüyorum, bilmiyorum. Ben de sizin sorunuzu sadece belki genişletmiş oldum. Evet. Başka sorusu olan? Soru yoksa da bir şey değil. Şimdi Başakşehir'in ilgili sunumu ben yaptım ama bana soru geldi. Şimdi şöyle ifade edeyim. Yani yaklaşık teşekkürler. Şimdi 1,5 senedir Başakşehir'e çalışıyorum. Bir doktora tezim de Başakşehir'le ilgili. Şimdi önceki güvenlik meselesinden biraz bahsedeyim. Yani bu güvenlik meselesi oldukça fazla tekrar ediliyor. Yani güvenlik yerine emniyet kelimesini kullanmak aslında daha doğru. Güvenlikten ziyade emniyet kelimesi bu kavramı daha iyi karşılıyor. Şimdi insanların oraya gelme sebeplerinde güvenlik ön planda, oradaki yaşamlarında da güvenlik ön planda gibi düşünülüyor. Fakat sadece o değil. Şimdi dikkat ederseniz sunumda genelde toplumsal değişim, yani küreselleşme, özellikle de Başakşehir'deki kültürel değişmelerden bahsettim. Şimdi mesele sadece emniyet ve güvenlik meselesi değil. Evet, buradaki insanlar, Başakşehir'deki insanlar bir dayanışma içerisinde bulunmak istiyorlar, güvenlik içerisinde, emniyet içerisinde bulunmak istiyorlar. Fakat bu yeterli değil. Yani bugün bir toplumu ayakta tutacak, toplumsal dengeyi oluşturacak farklı değerler de var. Sonunda bahsettiğim gibi kültürel sermaye, sosyal sermaye dediğimiz, yani eğitimle gelen kültürel sermaye ve sosyal ilişkileri kurmadaki yeteneklerinizle ölçebileceğimiz sosyal sermayenin gelişimi var. Mesela gittiğim villalarda ben şunları gördüm. İş adamıyla konuşuyorsunuz, lise mezunu tabii. Ama oldukça zengin. Yani belki ayda 1 trilyon kazanıyor, 2 trilyon kazanıyor. Bu parayı gecekonduda da kazanıyormuş. Mesela Bağcılar'da da, Şirinevler'de de kazanıyormuş. Hani merak ediyorsunuz ya, bu insan acaba bu gecekondu mahallesinde niye bu kadar kalmış, niye bu kadar oraya tahammül etmiş? Bakın, sadece güvenlik meselesi değil. Bu insan kendini kültürel olarak, sosyal olarak eksik hissettiği için gecekonduda bir müddet daha kaldı zaten. Ve şimdi Başakşehir'e geldiler. Başakşehir'de de yeni bir mekan oluşuyor. Yeni bir mekansal dönüşüm meydana geliyor. Dolayısıyla burada kültürel açlığı ve kültürel eksikliklerin, ihtiyaç duyulan kültürel imgelerin oluşturulmasına yönelik bir süreç var. Onun için ben şu an Başakşehir'le ilgili yaptığım çalışmalarda, sunduğum bildirilerde iddialı cümleler kurmaktan oldukça çekiniyorum. Çünkü güvenlik meselesinin bile belli bir noktadan sonra hiçbir şey ifade etmediğini görüyorsunuz. O kadar yoğun bir değişim var, o kadar yoğun imgeler bütünüyle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu emniyet güvenlik meselesini aslında biraz bertaraf etmek lazım. Şimdi mahalle kavramından bahsettik. Biz şu anki durumla, şu anki yaşadığımız değişimlerle biz mahalleye bakıyoruz. Oysa ki bu yanlış, bu anakronizme yol açıyor. Biz şu anki yaşadığımız sıkıntılarla veya kültürel durumumuzda, ekonomik durumumuzda Osmanlı'daki mahalle kavramını özlüyor gibiyiz. Fakat bu yanlış. Çünkü o zaman farklı bir toplumsal yapı vardı, farklı bir toplumsal uyarıcılar vardı. İnsanların bombardımanla uğradığı çok farklı imgeler, uyarıcılar ve şartlar vardı. Dün çok farklı bir şartlar içerisindeyiz. Dolayısıyla burada biraz daha pozitif tekrarlamacılığı bırakarak eleştiri gerçeklik içerisinde ilişkisel bakarak tüm imgeler arasında, tüm dinamikler, kodlar arasındaki ilişkileri irdelemek daha doğru diye düşünüyoruz.